Allah Celle ham seçtiği kullara selam. Ahmet bin Amber'in e, naklettiği hadis nüvvet içinizde Allah'ın dilediği kadar devam eder. Sonra dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra nüvvet sisteminde bir ihrafet olacaktır. Bu da Allah'ın dilediği kadar devam eder. Ardından Allah onu da dilediği zaman ortadan kaldırır. Sonra ısırıcı bir saltanat olur. O da Allah'ın dilediği kadar devam eder. Sonra Allah dediğini onu ortadan kaldırır. Daha sonra cebalık bir saltanat, krallık, zalim yönetimler başa gelir. O da Allah'ın dilediği kadar devam eder ve ardından Allah'ın dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra nübüvvet sisteminde bir ilafet olur. Buyurdu ve sonra sustu Ahmet bin Amber. Şimdi şimdi bu hadis yani bu hadislerin ortaya çıkamamasının, açıklanamamasının sebebi e, ehli zikrin, ilim ehlinin e, hem dünya tamana, tam manasıyla dalması, dünyayı talep etmesi, ilmin hakikatine de varamaması başka bir etken. Yani ortaya konulan yazılanların, çizilen, çizilenlerin e, hakikatine varamaması. Mesela ölmeden evvel ölünüz Adi Şerefi'nin sırrına vakıf olmamaları. Manevi bir ölüm olarak etmeleri Çünkü artık e, dinin batınından bir haber kalmışlar. Din, dinin giz tarafından, dinin gerçek, gerçek taalluk eden tarafına e, tarafını taşımıyorlar artık. müzeysel Bunları ezberleyip aktarmanın hidayet olarak görüldüğü bir zamandayız. Halbuki işin gerçeğinde e, bu nüvvet nedir? Yani hayır zamanda çıkacak bu nüvvet nedir diye sorulursa ben derim ki ya imamdır bu Allahu Teala tarafından tayin edilmiş, edilmiş ya Resul'dür ya Nebi'dir yani hem Nebi hem Resul'dür. Yani bunların içeriğini anlamada e, aciz kalmışlar artık. Yani e, beya bir zamandır alimler bunların içeriğini anlamada e, yan, e, aciz kaldıkları gibi aktarmada da yanlışlıklar yapmışlar. Nebi Resul kavramını Rıdvan Akgül kardeşimden dinleyiniz. E, işin biz ilim ehline yazdığımız, çizdiğimiz yazılarda, yaptığımız videolarda ee, o reddeye geldi ki nüvvet dediğimiz sonuçta Resul hükmünü alır yani. Bu zılb kemalat değil. Bunun bir karşılığı var. Biz nüvvet kemalatı diyoruz ama bunun bir karşılığı ya imamdır yere Resuldür. Aynı zamanda Resul imamdır. İmam Resul olabilir. İmam Resul olmayabilir. Ama genel itibariyle e, yakınlık safhasında belli bir safhaya geldiği için imam e, vahiy vahiy safhasına geldiği için Resul hükmünü alır. Yani bir ayet manasında Allah-u Teala'dan bir kelam e, naklettim ben mesela. Çok nübet kemahatının usulü beş ayet olarak Mektubatı mektubat-ı Rabbani'den e, bunu aktardım. Nübet kemahatının usulü beş ayet. Yani bunu e, Ali Kara'ya sorabilirsiniz Zeytinburnu'nda. Ali Kara Hoca'ya, İsmail Ağa cemaatinden ümmetten böyle zatların peygamberinin yani peygamber değil nebi nebinin yani haber alan aktaran Allahu u Teala'dan e, aktaran kişinin bütün kemalatına sahip olması caizdir. Ama nasıl? Onun izinden giderek e, izinden giderek e, o kemalata sahip olması lazımdır. Bu asalet halini gerektiriyor. Ama bunun bunun e, imam olması, resul olması e, e, takip ettiği nebinin nebinin üstünlüğüne bir zarar getirmez. Bunları anlatmak anlatmak, anlatmak için İmam Rabbani Hazretleri e, iyi anla karıştırma iyi anlayasın oğul bunu yanlış anlama oğul gibi laflar yazmıştır. 534. mektupta e, e, Mehdi'nin ahir zamanda gelecek Mehdi'nin e, bu yol üzere geleceğini bildiriyor. Bu yol üzere gelen, bu nüvvet yolu üzere gelen e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve izlerini takip ettiğine göre hadislerini açıklar. Sapık itikadi konulara açıklık getirir. zaman alemlerinin yanlışlarını ortaya koyar. Yani bu konuda da e, yapmadığım bir şey kalmadı gibi görüyorum. E, bunu da anlaşılması cihetinden e, son gibi lafızlar lafızlar Allahu Teala'nın zatına taalluk eder e, gölgelerde gölgelerde yani görünmeyen kısmı gölgeler değil de görünmeyen kısımda mesela bundan sonra Resul gelmeyecek. Allahu Teala'nın kelamı bitti demek gibi. Yani bunu direkt söyleyen de var. Ee, ama bunu söyleyemeyen Ali Kara mesela ne dedi? Biz dedi artık e, kitapla gelmeyen Resul'e e, uymaya mecbur değiliz dedi. Böyle bir çıkışla şey yaptı. Cübbeli de habire, habire e, peygamberlerden söz aldığını e, Hazreti Muhammed Sallallahu ve için Hazreti Muhammed Sallallahu da söz alındı yardım edeceğine dair Resulullah'ın yardımı bana cari bütün kemalatı açık bana açılmış bütün kemalatı beni bildirmiş kaşımla gözümle nüvet mührüyle her şeyle e, vücudu alametleriyle yaptığı hareketlerle bildirmiş Yapa, yapabileceği daha e, yardım yapmış yani yapabileceği yardımı yapmış ve kabul etmiş yani söylemiş yani. savun söylemesi kabul ettiğini. Bunu da uyma zorunluluğu nereden geliyor? Kur'an-ı Kadim'de. Mehdi'nin varlığı aşikardır. Mehdi'nin varlığı aşikardır. İlim ehli Mehdi'yi inkar ederse kafir olur. Nitekim hadis-i şeriflerde şu geçer. Mehdi'yi inkar eden Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Niye? kuran Kadim'de geçer. Bu Allah'ın fazladır, dilediğine verir. Benim şahidim, adi oğlu adi dediğim cübbelidir, gidin sorun. Adi oğlu adi dediğim Ali Karadır, gidin sorun. Yani şahit olarak düşmanlarımı seçiyorum, haklılığım konusunda. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Gidin sorun. Ha bu demek değil ki Mehdi çıktığında hemen tanınacak, hemen insanlar ona şey yapacak. Çok e, Said Nursi'nin sözlerinden anlıyoruz biz bunu. Her ne kadar az, ol, az olsalar, manen bir ordu hükmündedirler. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir.